Değerli izleyiciler, bugün TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel'in ofisine konuk olduk. Sektörün önde gelen isimlerinden biri olan Cem Bey, fuarcılık dünyasında geniş bir yelpazeye hitap eden tecrübesi ve vizyonuyla 5 kıtada düzenlediği fuarlarla sektöre yön vermeye devam ediyor. Bu programda hem Cem Bey'in kariyer yolculuğuna tanık olacak hem de TG Expo'nun sektördeki yerini ve geleceğini konuşacağız. Ben 1991'den beri profesyonel olarak çalışıyorum. 21 yıl bir uluslararası kimya firmasında çalıştım. Türkiye'nin en büyük fuarcılık firmalarından bir tanesinin CEO'su olarak görev yaptım. 4,5 yıldır da TG Expo çatısı altında çalışıyorum. Keyifli ve bilgilendirici bir sohbete hazırsanız başlıyoruz. Merhaba Cem Bey, TG Expo olarak 5 kıtada 35 ülkede fuarlar düzenliyorsunuz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Eğitim ve kariyer geçmişiniz hakkında kısa bir bilgi verir misiniz? Ben 1991'den beri profesyonel olarak çalışıyorum. 21 yıl bir uluslararası kimya firmasında çalıştım. Bunun 16 yılında yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptım. Arkasından fuarcılık sektörüne girdim. 12 yıldır bu sektördeyim. Uzun süre Türkiye'nin en büyük fuarcılık firmalarından bir tanesinin CEO'su olarak görev yaptım. 4,5 yıldır da TG Expo çatısı altında çalışıyorum. TG Expo aslına bakarsanız 16 da değil 17 oldu. 17 yıldır faaliyette olan bir firma. Bir tanesi Türkiye'de kendi fuarlarımızı düzenliyoruz. Bir diğeri dünyanın değişik coğrafyalarında yine kendi fuarlarımızı düzenliyoruz. Üçüncü çeşit işimiz de dünyada düzenlenmekte olan bir takım fuarların Türkiye milli katılım hakkı bizde. Biz milli katılım yapma iznine sahip, Ticaret Bakanlığı'nın iznine sahip bir firmayız. Bu organizasyonların Türk pavilyonlarını biz gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hem yurt içinde hem yurt dışında birçok fuarımız var. Türkiye'deki fuarcılık sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Baktığınız zaman İstanbul'a özellikle çok fazla sayıda ülkeye ve çok büyük bir ekonomik büyüklüğe hakim jeopolitik bir yerde. Bunun nimetlerini de yaşıyoruz. İstanbul'daki fuarlar genelde büyük ve başarılı fuarlar. Özellikle ülkemizin ihracatında önemli yer tutan sektörlere ait fuarlar her zaman için başarılı. Bunların arasında işte mobilya, ev tekstili, seramik, mermer gibi, ayakkabı gibi büyük endüstrileri sayabiliriz. Bunun yanı sıra teknolojik gelişime paralel olarak inovatif ürünlerin ve hizmetlerin yer aldığı butik fuarlar da başarılı oluyor. Dolayısıyla aslında İstanbul gerek katılımcıların gerek ziyaretçilerin severek geldikleri bir destinasyonda olmasının verdiği artıyla fuarcılık için iyi bir merkez diyebiliriz. Ekonomik dalgalanmalar fuarcılık sektörünü ve sizin çalışmalarınızı nasıl etkiliyor? Sektörlerdeki ekonomik dalgalanmalar fuarlara da yansıyor. Fakat eninde sonunda ne olursa olsun, hangi durgunluk olursa olsun, bu bütün dünyada da biliyorsunuz bir sürü ülkede krizler oluyor, ülkeler krizlere giriyorlar ve çıkıyorlar. Ama sonuçta baktığınız zaman Türkiye'nin tek çıkış yolu ihracat. Dolayısıyla da fuarlar önemini koruyor. Dönemsel olarak takım düşüşler olsa da uzun vadede baktığınız zaman fuarlar ülke ihracatına en büyük katkıyı yapan organizasyonlar. Ben sürekli olarak da iyiye gideceğini düşünüyorum. Özellikle pandemi döneminde fuarcılar bu dijital fuarlara, webinarlara, o tür uygulamalara yöneldi. Fakat gördük ki hiçbir zaman için fiili olarak fuarların yerini tutmuyor bu yaklaşım. Çünkü fuarlar sadece ticaretin yapıldığı platformlar değil, insanların network oluşturduğu, birbirlerinin ellerini sıktıkları, birbirlerinin gözlerine baktıkları, aldıkları ya da almayı düşündükleri ürün ve hizmetleri birebir görebildikleri ortamlar. Gerek ülkemizin ihracatı olan yatkınlığından, gerek Türk sanayicisinin ve üreticisinin girişimci tavrından, gerekse bu söylediğim sebeplerden dolayı Türkiye'de uzun vadede fuarcılık her zaman için yıldız sektörlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenleyeceğiniz fuarda ziyaretçileri neler bekliyor? Biz şunu fark ettik. Tabii ülkemiz bir afet ülkesi. Ülkemiz fay hatlarının üzerinde. Dolayısıyla da afetler bizim yaşamımızın isteyelim ya da istemeyelim bir parçası. Şunu gördük ki afetlerle ilgili gerek kamu gerek özelde şimdiye kadar çok başarılı seminerler, toplantılar, zirveler yapılmış. Fakat burada önemli olan bunu sürdürülebilir hale getirmek. Kamunun da akademisyenlerin de yer aldığı bir seminerde alınan kararların, yapılması gereken aksiyonların kararlaştırılmasına rağmen bunun takibinin yapılmasının son derece güç olduğunu fark ettik.
Dolayısıyla da bu konuda yapılacak olan konferansın ya da zirvenin sürdürülebilir olması gerekiyor. Sürdürülebilir olması için de bir ticari platformla ilişkilendirilmesi gerekiyor. Biz buradan hareket ettik. Zirvenin yanına bir de fuar koyduk. Bu fuardan elde edilecek ticari gelirle bu zirveyi her sene benzer tarihlerde, benzer lokasyonlarda yapmayı amaçlıyoruz. Bu aynı zamanda ticari bir ortamın dışında bir sosyal sorumluluk projesi bizim için. Benim eşim Antakyalı. Biz bu son depremi çok içinde yaşadık. Hem oralardaydık, gittik, geldik. Hem de çok detaylara vakıf olduk maalesef. Yakın çevremizden de çok kaybımız oldu. Allah tekrarını göstermesin bir daha. Dolayısıyla bu benim ayrıca şahsi olarak da çok üzerinde durduğum bir mesele. Kamuoyu yararına yapılacak bir zirvenin, bir konferansın, işte akademisyenlerin vereceği eğitimlerin, bunların hepsinin pratikte takip ediliyor olması lazım. Hatırlarsanız 99 depreminden sonra toplanma alanları, saklama konteynerleri, hepsi bunlar gündemimizdeydi. Zaman içinde unutuldu. Maalesef biz toplum olarak çabuk unutan bir toplumuz. Bizim burada TG Expo olarak amaçladığımız ticari faydanın yanı sıra, katılımcılarımıza ticari fayda sağlamanın yanı sıra bu konferansın sosyal sorumluluk tarafını da ön plana çıkarmak. Bu sebeple kompetan kurum diyebileceğimiz İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte organize ediyoruz bu zirveyi. Dolayısıyla uzun vadede hep onlarla devam edeceğiz. Çok ciddi, aydınlatıcı bir zirve olacağını düşünüyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Miktat Kadıoğlu'nun önderliğinde hazırlanan 3 günlük bir program ve çok detaylı. Gerek ülkemizden gerekse dünyadan çok önemli konular ve konuklar var. İzleyenlerin hepsinin çok ciddi dersler alacağı, çok fazla yeni bilgiye ulaşabileceği bir zirve olacağını umuyoruz. Fuara hangi kurumlar katılabilecek, ziyaretçilere de açık olacak mı? Fuarda hangi ürün grupları sergilenecek? Aslına bakarsanız her ikisi de. Tabii ki kamu orada olacak. AFAD ve belediyeler, Kızılay, tüm bu bildiğimiz kurumlar orada olacak. Ama tabii çok fazla eğitim var, çok fazla gösteri var. Bunlar muhakkak kamunun da kişisel ziyaretçilerin de çok ilgisini çekecektir. Ama katılımcılara baktığımız zaman çok fazla değişik ürün grupları yer alacak fuarda. Afet sonrasında ihtiyaç duyulan tüm ürünleri fuarda sergileyeceğiz. Acil durum ekipman üreticileri, iletişim sistemi sağlayıcıları, acil durum yönetimi şirketleri, arama kurtarma ekipmanları üreticileri, arama kurtarma üreticileri, aydınlatma şirketleri, çevre ve temizlik ekipmanları üreticileri, eğitim ve bilinçlendirme kuruluşları, enerji depolama şirketleri çok önemli bir yerde, son depremde gördük bunu, güvenlik ve koruma ekipmanları üreticileri, hidrolik ve mekanik ekipman üreticileri, ilk yardım malzemesi üreticileri, inşaat ve yenilen yapılandırma şirketleri, iş makineleri üreticileri, İş güvenliği ekipmanları üreticileri, itfaiye araçları ve ekipmanları üreticileri, jeneratör üreticileri, lojistik çözüm ve danışmanlık şirketleri, teknoloji ve yazılım şirketleri, sağlık ve medikal ekipman üreticileri, savunma ve güvenlik şirketleri, su altı kurtarma ekipmanları üreticileri, tekstil üreticileri, tıbbi ve hijyen ürünlerin üreticileri ve yangın güvenliği ekipmanları üreticileri. Yani çok fazla sayıda katılımcı grubumuz var. Tabii biz kısıtlı alabiliyoruz ilk fuarımızda ama her sektörden, her alt sektörden temsil olmasına dikkat ediyoruz özellikle. Dolayısıyla hem kamunun hem de özel sektörün bu alandaki son teknolojileri, bu ürünlerin son inovatif hallerini görebilecekleri bir platform olacak fuarımızda. Şirketlerin kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ürünlerini sergileyebileceğini söyleyebilir miyiz? Evet tabii, yani özellikle AFAD çok sahiplendi projeyi. Zaten onların içinde olmadığı bir afet yönetimi düşünülemez. Tabii onların çok ciddi uzman kadroları var. Zaten zirvede de AFAD'ın mensupları konuşmacı olarak yer alacaklar. Sadece akademisyenler değil, teorik olarak da pratik olarak da işin içinde olan kişiler muhakkak olacaklar. Dediğiniz gibi katılımcılar satın alma yapan mercilerle de direkt birebir işin içinde olacaklar. Gösterecekler ürünlerini ve teknolojilerini. Zaten AFAD ve Türk Kızılay'ı bu sektörde yerli üretimi çok destekleyen iki kamu kurumu. Bu afet yönetiminde özellikle dışa bağımlılığını, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için onlar çok ciddi stratejiler geliştiriyorlar ve firmaları da destekliyorlar. Dolayısıyla o inovatif ürünleri ve hizmetleri olan firmalar için çok büyük bir fırsat olacak bu ay.
fuarın yeri ve uluslararası destekçiler hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi afet yönetimi ve zirvesi İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. hollerde 2-4 Ekim'de yer alacak. Özellikle tabii dünyada afet yönetimi dediğiniz zaman çok ileri çıkmış ülkelerden bir tanesi Japonya. Japonya'da Kwansei Üniversitesi'nden Profesör Yamanaka ve aynı üniversiteden öğretim görevlisi Kyoto Ito Yamanaka. Bunlar felaket kurtulanlarının anıları başlığı altında Kobe depremiyle Marmara depremini kıyaslayacaklar. Aradaki farkları kıyaslayacaklar. Alınması gereken tedbirleri anlatacaklar. Ve Allah göstermesin herhangi bir depremden sonra gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak travmaya uğramışlara ne tür bir yaklaşım içinde olmak gerektiğini anlatacaklar. Aynı zamanda sadece depremle ilgili değil tabii bizim fuarımız. Bildiğimiz gibi yangın da bizim için çok önemli bir afet. Bu konuda dünyada en büyük otorite sayılan Amerikalı ulusal yazar ve konuşmacı Raul Angulo geliyor. Yangın alanı stratejisi ve taktikleri konulu bir konuşma yapacak. Herkes iple çekiyor Raul Angulo'nun bu seminerini. Dolayısıyla bütün afetlere değinmek üzere ve bütün afetlerle ilgili sonuçta tüm altyapısal yapılması gereken, alınması gereken tedbirlere yönelik her şey A'dan Z'ye ele alınacak konferansta. Fuarda verilecek önemli eğitimler neler olacak? Katılımcılara açık mı? Evet, herkese açık olacak, doğru. Yani deprem tehlikesi ve risk değerlendirmesi, inşaatta kentsel dönüşüm ve güvenli yapılaşma, kırılgan gruplar, yangın ve tehlikeli madde tehlikeleri, sivil toplum kuruluşları, lojistik destek, haberleşme ve telekomünikasyon altyapısı, enerji altyapısı, beslenme ve barınma, afette sağlık gibi ana başlıkların altında çok fazla sayıda pratik eğitim de verilecek. O eğitimleri de şöyle sayabilirim size. Eğitimlerde yangından korunma ve ilk müdahale, ilk yardım teknikleri, düğüm atma teknikleri, domuz damı yapımı gibi çok enteresan bir sürü eğitim olacak ve K9 köpeklerinin arama kurtarma faaliyetleri de sergilenecek İstanbul itfaiyesine ait. Dolayısıyla çok ilgi çekici eğitimlerimiz var. Uluslararası katılımcı beklentiniz nedir? Evet, birkaç tane uluslararası katılımcımız var. Fakat bu sene daha ziyade yerimiz de kısıtlı olduğu için kendi firmalarımıza ağırlık verdik. Herhalde seneye biraz daha büyüteceğiz fuarı. Bu sene konferans çok ön plana çıktı. Bizi açıkçası en çok oyalayan konferans detaylarıydı ve bu eğitim workshop detaylarıydı. Dolayısıyla fuar kısmında var. 7-8 tane yabancı katılımcımız var. Almanya'dan, Belçika'dan katılımcılarımız var ama biraz daha yerliler üzerinde durduk. Çünkü bu demin de söyledim. Bu afet yönetimi malzeme ve ekipmanlarında dışa bağımlılığın azaltılması da devletimizin bir stratejik kararı. Dolayısıyla tabii ki vazgeçemeyeceğimiz bir takım uluslararası katılımcılar var ama ağırlığımız yerli firmalar. Bazı sektörlerde Türkiye o kadar ileri gitti ki ekipman üretiminde ihracatçı konumunda aslına bakarsanız. Yani birkaç tane bu kategori var. Bir tanesi mesela bu insansız hava araçları. Afetlerde çok ciddi kullanılıyor. Biliyorsunuz savunma sanayinde yapılan ilerlemeden dolayı burada Türkiye çok önemli bir oyuncu dünyada. Bunun afet versiyonlarını tanıtacaklar fuarda. Bunun gibi yerli endüstrinin ön plana çıkmasını biraz da amaçlıyoruz. Seneye biraz daha fazla yabancı katılımcı olacaktır. Bu sene yerlilerin üzerinde daha fazla durduk. TG Expo olarak ticari hedefleriniz ve toplumsal farkındalık yaratmak arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz? Açıkçası bu fuardan ilkinden ve hatta belki ikincisinden kar planımız yok. Dolayısıyla da ziyaretçilerimiz için fuar ücretsiz olacak. Kamu için görev yapan STK'larımıza da yine bila bedel yer temin ediyoruz. Bu böyle olmak zorunda olan bir iş. Yani burada çok fazla kârı düşünemeyiz. Fuarla ilgili eklemek istedikleriniz neler? Yıl sonuna kadar hangi fuarları düzenleyeceksiniz? Şöyle, biz bu fuarın ziyaretçisiyle ilgili beklediğimizin de üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Online kayıtlarımız açıldığı andan itibaren çok fazla sayıda ziyaretçi, gönüllü kayıt yaptırıyor. Dolayısıyla fuara gelmek isteyenlerin bir an önce kayıtlarını yaptırmalarını rica ediyorum. Herhalde ciddi bir yoğunluk olacak çünkü. TG Expo'nun projelerine gelince bizim yıl sonuna kadar olan projelerimiz Türkiye'de tabii Unisera fuarımız var. Bizim çok önemli bir fuarımız. Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri. Kasım ayında onu gerçekleştireceğiz. Dünyada baktığımız zaman milli katılımını yaptığımız Food Industry Europe fuarımız var. Gıda katkı ve ambalajları fuarı.
Bir sene Fransa'da, bir sene Almanya'da olan bir fuarımız. Yılı öyle bitirmeyi umuyoruz. Ocak ayında da Katar'da Bridal Show'umuzla beraber başlıyor maraton. Önümüzdeki sene itibariyle de gene 20'nin üzerinde ulusal ve uluslararası fuarımız var. Neredeyse yılın ilk çeyreğinde her ay fuarımız var ve yazdan sonra da her ay 3-4 tane fuarımız var. Ama ekibimiz tecrübeli, altından kalkacağımızı umuyorum. Cem Bey, sohbetimizin bu keyifli ve bilgilendirici bölümünün ardından sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Hazırsanız şimdi de özel sorularımıza geçiyoruz. En son okuduğunuz kitap nedir? En son okuduğum kitap Raffaello diye bir kitap. Rönesans Roma'sında Michelangelo ile, yani aslında heykeltıraş olan ama aynı zamanda da ressam olan Michelangelo ile gene ressam olan Rafael'in rekabetini konu alan çok keyifli bir kitap okudum. Herkese tavsiye ediyorum. Elinizde iPad'iniz, laptopunuz ya da telefonunuzla okuyorsunuz. Çünkü kitapta adı geçen eserleri direkt açıp bakıyorsunuz. Yani Sistine Şapeli'nin tavanında yer alan eseri kitapta yapım aşamasını görüyorsunuz ve o yazarın anlattığını orada canlı izliyorsunuz. Çok çok hoşuma gitti. Eşime, dostuma hep tavsiye ediyorum. Size de tavsiye ederim Raffaello. En sevdiğiniz film hangisi? Tartışmasız Braveheart. İskoçların o zamanki mücadelesini bizim milli mücadeledeki kahramanlığa benzetiyorum. O hikaye hoşuma gidiyor. O yüzden sevdiğim film o. Hangi takımı tutuyorsunuz? Sarı lacivert. Ben Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. Yarım asırdır Fenerbahçe'yi seyrediyorum. Benim için şampiyonluk olmuş olmamış falan değil. Fenerbahçe misket takımı kursa onu seyrederim. Hiç fark etmez. Ama bunun yanı sıra şunu söylemek isterim. Bunu bazı arkadaşlarım kızıyor. Kapıkule'den sonra takım tutmam ben. Ay yıldız olan her takım en az Fenerbahçe kadar önemli yurt dışında. Ha, içeride tabii rekabet her zaman için keyifli. Katılmayı veya düzenlemeyi en sevdiğiniz fuar hangisi? Benim açık ara en sevdiğim fuar Heritage Fuarı. Kültürel miras fuarımız. Çünkü ülkemiz için en önemli kıymetlerden biri. Ben eski bir Kokartlı turist rehberiyim. Dolayısıyla Türkiye'deki ören yerlerini, Türkiye'deki tarihi ve kültürel eserleri yakinen bilirim. Önemini de çok iyi bilirim. Korumayı ne kadar önemsememiz gerektiğini de çok iyi bilirim. Onlara hiçbir zarar gelmemesini, gelecek nesillere sağlam bir şekilde olması gerektiği gibi nakletmemiz gerektiğini de bilirim. Dolayısıyla da TG Expo'nun yaptığı Heritage İstanbul Fuarı benim için açık ara bir numara. Hayat değerlidir mottosu, bizim fuarımızın mottosu. Dolayısıyla da umuyorum bu fuarın da katkılarıyla ülkemizdeki afet bilinci gelişecek ve biz de o çok uygar ülkeler gibi, o kıskandığımız ülkeler gibi çok şiddetli bir depremde bile kimsenin burnu kanamadan atlatacağız. İnşallah bu geçen 6 Şubat'ta yaşadığımız, ondan evvel Marmara depreminde yaşadığımız acıları yaşamayacağız. Bizim de bunda, bu çorbada en ufak bir tuzumuz olursa TG Expo olarak ben de bundan çok memnun olacağım. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz Cem Bey. Afet yönetimi gibi önemli bir konuda farkındalık yarattığınız için sizi ve ekibinizi tebrik ediyoruz. TG Expo'nun başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.